milli mücadele zaferine uygun bir diplomatik başarı mı, masa başında yenilgi mi? Çok uluslu bir imparatorluğun küllerinden doğan genç bir ulus devletin inşasını dünyaya kabul ettiren kuruluş senedi mi, yoksa batılı güçlerle uzlaşabilmek için başta Musul ve Kerkük olmak üzere Misak-ı Milli'den ödünler verilerek imzalanan bir anlaşma mı? Cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan belgesini, öncesiyle sonrasıyla Lozan Anlaşması'nı anlatmaya devam ediyoruz. Geçen bölümde Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na nasıl girdiğini, müttefikleriyle birlikte mağlup olduktan sonra imzalamak zorunda kaldığı Mondros Ateşkes Anlaşması'nı ve onaylanmadan kalan Sevr Projesi'ni anlattık. İmparatorluğun toprakları itilaf güçlerince işgal edilip Yunan ordusu İngiltere'nin desteğiyle İzmir'e çıkarılırken, Anadolu'daki direniş Mustafa Kemal Paşa önderliğinde adım adım gelişiyor. Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılıyor. Milli ordu meydana getiriliyor. İşgal devletlerinin öldü dediği Türkler küllerinden doğmaya hazırlanıyor. Güneşe bak, doğudan doğacak güneşe bak. Nasıl ağrıp gelecekse, nasıl bir rüzgar bulut olacaksa, buluta yağmur el değecekse, yağmura toprak can verecekse, güneşe bak, doğudan doğacak güneşe bak. Rusya'nın 1917'de Bolşevik ihtilali sonrasında Dünya Savaşı'ndan çekilmesi, Osmanlı'ya Kafkas cephesinde rahat bir nefes aldırmıştı. Hatta Osmanlı askerleri Bakü'ye kadar da ilerlemişti. Ama Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak çıkan Osmanlı, ilerlediği cephelerden çekilmek durumunda kaldı. 1920'ye gelindiğinde Doğu Anadolu'da Türk ordusunun karşısında Rus ordusu değil, İngiliz destekli Ermenistan ordusu vardı. Doğu Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa komandasındaki Türk ordusu, Ekim 1920'de Ermenistan birliklerine karşı taarruz harekatı başlattı. Ermenistan'ın işgali altında bulunan Sarıkamış, Kars, Ağrı, Artvin ve Oltu çevresi kurtarıldı. 3 Aralık 1920'de Ermenistan'la Gümrü Anlaşması imzalandı. Gümrü Anlaşması'nın ilk maddesi Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğuydu. Böylece Lloyd George'un Sevr projesinin doğu ayağı tamamen çökertiliyordu. Ermenistan'ın Sovyetlere katılmasından sonra yapılan Moskova ve Kars anlaşmalarıyla bugünkü doğu sınırımız kesinleşecekti. Batı cephesine gelince Türklere Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek ve direnişi kırmak için İzmir'e çıkarılan Yunan askerlerinin Anadolu'daki ilerleyişi devam ediyordu. Yunan birlikleri 1. İnönü ve 2. İnönü savaşlarından sonra takviye aldı. Taarruza kalkarak Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar ilerledi. Şimdi artık Yunan ordusunun top sesleri Ankara'da duyuluyor, Ankara'nın da düşmesi ihtimaline karşı meclisin Kayseri'ye taşınması tartışılıyordu. Bu karanlık dönemde başka çare olmadığını gören meclis, Mustafa Kemal Paşa'ya başkumandanlık teklif etti. Mustafa Kemal bu teklifi ancak olağanüstü yetkiler verilirse kabul edeceğini bildirdi. Bunun üzerine meclis, Mustafa Kemal Paşa'ya başkumandanlık ve olağanüstü yetkiler veren kanunu çıkardı. Eylül 1921'de geceli gündüzlü 22 gün devam eden ve milli mücadelenin en büyük dönüm noktası olan Sakarya Savaşı'nda Yunan ordusu büyük bir mağlubiyete uğradı. Sadece işgal ordularıyla değil, her türlü imkansızlıkla savaşan, tentürdiyot olmadığından askerinin yarasına naftalin basan Türk ordusu bu galibiyetle Anadolu'daki Yunan ilerleyişini durdurmayı başardı.
Zaferden sonra meclisin müşir yani mareşal ve gazi ünvanlarını verdiği Mustafa Kemal'in yanı sıra Fevzi Paşa'nın da Sakarya Savaşı'nda rolü büyüktü. Sakarya Zaferi'nin en önemli diplomatik sonucu ilk defa İtilaf Devletleri'nden birinin Fransa'nın Ankara hükümetini tanıması oldu. O zaman direksiyon binası denilen Ankara Garı'ndaki bu binada, bu odada, bu masanın üzerinde Fransa ile Ankara hükümeti arasında Ankara İtilafnamesi denilen anlaşma imzalandı. Suriye hududu tespit edildi. Ankara Anlaşması sonrasında Fransız birlikleri Ermeni lejyonlarıyla birlikte işgal ettiği güney illerinden çekildi. Antep, Maraş ve Urfa işgalden kurtuldu. Sakarya Zaferi'nden sonra Afyon Kocatepe'de Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın sevk ve idaresinde 26 Ağustos Cumartesi sabahı saat 5.30'da büyük taarruz başladı. Dumlupınar mevkiindeki meydan muharebesinde Yunan orduları Başkomutanı General Trikopis esir alındı. Muzaffer yürüyüşüne devam eden Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Akşam gazetesi o gün yaptığı ikinci baskının sürmanşetinde "Elhamdülillah İzmir'e kavuştuk" diyordu. Ertesi gün bütün gazeteler bu haberi birinci sayfadan verdiler. İzmir'e gelen Gazi Mustafa Kemal ve kurmayları muazzam bir törenle karşılandı. Büyük zafer dolayısıyla Anadolu'nun her yerinde kutlamalar yapıldı. İşgalin sürdüğü İstanbul'da 200 bin kişinin katıldığı zafer kutlamaları tam 4 gün sürdü. Türk ordusunun başarısı, Kurtuluş Savaşı'na maddi manevi destek veren İslam dünyasında sevinçle karşılandı. Azerbaycan'da, bugünkü Pakistan dahil Hindistan'da, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de, Mısır'da Türk ordusu lehine gösteriler yapıldı. Mustafa Kemal Paşa'ya kutlama telgrafları gönderildi. Ege'nin öbür yakasındaysa Anadolu hizmetinin yarattığı öfke ve hayal kırıklığı vardı. Çok geçmeden Yunanistan'da darbeyle sonuçlanacak askeri isyan başlayacak, Anadolu'nun işgalini destekleyen Kral Konstantin tahttan feragat edecek, yenilgiden sorumlu tutulan asker ve siyasiler yargılanacak, Başbakan Dimitrios başta olmak üzere bazıları kurşuna dizilecekti. İzmir kurtarılmıştı ama kentte büyük bir kaos hüküm sürüyordu. Şehre giren Türk ordusu ve beraberinde gelen Türk nüfusla birlikte İzmir'in nüfusu 150 binden 300 bine çıkmıştı. Şehrin her yerinde yağma olayları ve asayiş sorunları vardı. Yunan askerleri ve misillemeden korkan Rumlar rıhtıma yığılmış, Körfez'de bulunan müttefik ve Yunan savaş gemileriyle her türlü deniz aracıyla Yunanistan'a kaçmaya çalışıyordu. Bu karışıklık içinde 11 Eylül'de
Ermeni mahallesinde çıkan yangın söndürüldü. Fakat iki gün sonra Haynos denilen Ermeni mahallesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Gökyüzünü muazzam bir alev kütlesi ve kapkara bir duman kapladı. Giderek şiddetlenen, şiddetini daha da artıran rüzgar nedeniyle belki lokal olarak kalabilecek bir yangın birdenbire facia boyutlarına, katastrof boyutlarına ulaştı ve İzmir'in Rum, Termini ve Frank mahallelerini etkisi altına aldı. İzmir'in 3/5'ü ne yakını yandı. Aşağı yukarı gavur İzmir'in, o devirde tabir edilen gavur İzmir'in tamamına yakını yaktı. Yaklaşık 25 bin ev, 5000 iş yeri yandı. Ancak 18 Eylül'de söndürülebilen yangında İzmir'in 2/3'ü yandı. 2600 dönümlük bir bölgede 25 binden fazla yapı mahvoldu. O yıllarda mahallelerdeki basit tulumbacılar dışında sadece sigorta şirketlerinin itfaiye teşkilatı vardı. Yangınsa o kadar büyüktü ki kentte düzgün bir itfaiye teşkilatı olsaydı bile başa çıkılabileceği kuşkuluydu. Ermeni mahallesinde başlayan yangında iç içe yan yana olan Ermeni ve Rum mahalleleri yanmış, Türklerin ve Yahudilerin oturduğu kuzeyde kalan mahallelere sirayet etmeden söndürülmüştü. Yangını kimler çıkarmıştı? Bu konu hala tartışılıyor. Türkler yaktı diye iddia edenler var. Bu iddiaya göre Türkler Yunan ordusunun Anadolu'da yakıp yıktığı şehirlerin, kasaba ve köylerin intikamını almak istemişti. İzmir'de yanan mahalleler de Gavur İzmir denilen semtlerdi. Bu iddiayı savunanlar bilhassa 1. Ordu Kumandanı Nurettin Paşa'yı sorumlu tutarlar. Nurettin Paşa, Yunan ordusunun İzmir'e çıkışını kutsayan ve Yunan ordusunu gaddar davranışlara teşvik eden Metropolit Christos Thomas'un ve Milli Mücadele karşıtı gazeteci Ali Kemal'in linç edilmesini sağlayan kişidir. Yangını söndürmek için en azından gayret göstermediği söylenir. Yangın sırasında İzmir'de bulunan gazeteci Fali Rıfkı Bey, Ermeni kundakçılar şehri tutuşturdular diye yazıyor, fakat Nurettin Paşa'nın da sorumlu olduğunu ifade ediyordu. Yangından sorumlu olanlar o zaman bize söylendiğine göre sadece Ermeni kundakçılar mıydı? Bu işte Nurettin Paşa'nın hayli marifetli olduğunu da söyleyenler çoktu. İzmir Körfezi'ndeki Fransız savaş gemilerinin kumandanı Amiral Dumesny, yaptığı soruşturmadan sonra hazırladığı raporda şöyle diyordu. Son derece disiplinli olan Türk ordusunun İzmir'e girdiği ilk günde herhangi bir yangın girişimi olmadı. Mahallelerinde çok sayıda patlayıcı ve yanıcı madde bulunan Ermeniler şehri tahrip etmeden Türklere bırakmayacaklarını söylemişlerdi. Hatta yangını söndürmeye çalışan Hristiyan itfaiyecilere bile saldırdılar. Fransız İllüstrasyon gazetesinin muhabiri Erkol ise şunları yazıyordu. Türk işgali altında kalmaktansa ölmeyi tercih eden Ermeniler evlerini ateşlemişler ve Türk askerleriyle mücadeleye girişmişlerdi. Müthiş gürültülerle cephane depoları patlıyor. Olayı araştıran tarihçi Bilge Umar'ın da vurguladığı gibi Ermeni komitacılar İzmir'de Türk ordusuna karşı silahlı direniş düzenlemek için gizli cephanelikler oluşturmuşlardı. Türk ordusu İzmir'e girerken yer yer bu komitacıların silahlı bombalı saldırılarına maruz kalmıştı. Ordunun süratli zaferi ve hızla İzmir'e girmesi karşısında Türklerin eline geçmesin diye bu cephaneleri tutuşturdular. Nurettin Paşa, Bilge Umar'ın deyişiyle kasıtlı ihmalle söndürme çalışmalarında gayret göstermedi. Sakarya'dan İzmir'e kadar süren Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci Yunan kuvvetleri geride bıraktıkları her şeyi, kenti, Eskişehir'i, Uşak'ı, Kütahya'yı, Alaşehir'i, Afyon'u,
Salihli'yi, Turgutlu'yu yakarak geldiler. Ermeni güçleri de karabölükler olarak Yunan kuvvetlerinin içinde geliyor ve her yeri yakarak geçtikten sonra Salihli'yi yakıp kaçarken Türk birliklerine yakalanıyorlar. Yunan ordusu İzmir'e şey yapmadan süratle Çeşme'ye kaçıyor. Orada kendisini bekleyen gemilere binip Yunanistan'a dönüyorlar. Fakat Lastiras'ın, özellikle General Torkom'un birlikleri İzmir'e giriyor. Tebdil kıyafeti üzerlerindeki atıyorlar. Yerel halk giysileriyle geliyorlar. Zaten yanlarında yeteri miktarda şeyler var. Lokal yangınlar çıkarmaya başlıyorlar. Bu lokal yangınlar çıkartılmasını yabancı büyükelçiler, o devirde orada olan yabancı izleyen gazeteciler, Körfez'deki 23 tane savaş gemisinin kaptanı logbooklarına yazıyorlar. Bütün bunların kanıtları var. O devrin bütün bu şeylerini, büyük mağazalarını, Louvre'u, Eşkatoyu'yu, Sporting Kulübü, Atina, Selanik bankalarını, bütün büyük kuruluşları sigorta eden ve tamamen Batılıların şeyinde American Home Insurance şirketiyle beraber iki tane sigorta şirketi var. Bunların oradaki temsilcileri de Avusturya-Macaristan vatandaşı Paul Greskovich. Paul Greskovich raporunda yazıyor, çünkü itfaiye birlikleri de onun emrinde. Ben çıkan yangınlara müdahale etmek istediğim zaman sürekli engellendim. Özellikle Ermeni mahallesinde hortumlarımı kestiler, adamlarımın üzerine kurşun sıktılar. Bunlar raporda geçiyor. Eğer bunları raporuna almasa 1924'te yapılan sigorta davasının neredeyse tamamını kazanabilecekler. Fakat dürüst adam bütün bunları kayıtlarına geçtiği için biz de bir görgü tanığından daha istifade etmiş oluyoruz. Türk ordusu Yunan ordusunu mağlup etmişti. Fakat yeni Türkiye'nin önünde dağ gibi sorunlar vardı. Her şeyden önce Edirne dahil Trakya hala Yunan işgali altındaydı. İstanbul ve Çanakkale ile Marmara Denizi etrafında, tarafsız bölge denilen yerlerde ise müttefiklerin işgali sürüyordu. Bir tarafta İngilizler var, bir tarafta Türkler var. Her iki taraf da savaşacak durumda değil. Yeni bir savaşı göğüsleyecek durumda değiller. Türk orduları milli mücadele başarılı bir şekilde sürüyor. İşte Afyon, Eskişehir, Kütahya hattına kadar geliyorlar. Ordular ilerliyor. Ve İzmit'ten Çanakkale üzerinden İstanbul'a doğru giderken birdenbire İngilizler İzmit hattı üzerinde bir tarafsız bölge, bir hat çiziyorlar. Böyle çizgi şeklinde bir hat ve diyorlar ki bu tarafsız bölge. Bu noktanın ilerisine geçerseniz artık siz sadece Yunanlarla mücadele etmiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda İngilizlerle de, İngiliz ordusu ve müttefik ordusuyla da karşı karşıya kalacaksınız. Dolayısıyla bir kez daha düşünmeniz gerekir. Şimdi neden böyle bir hat çizme ihtiyacını, yani böyle bir farazi hat çizme ihtiyacını hissettiler? Çünkü o nokta aşılırsa mutlak surette İstanbul'a orduların ilerleyebileceğini ve İstanbul'un düşeceğini hesaplıyorlar. Ve bu hiç istemedikleri bir şey. Müttefikler Mustafa Kemal'e Sevr'de tarafsız bölge ilan edilen yerlere, yani İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla çevresine Türk askerinin girmemesi için baskı yapıyor. Mustafa Kemal ise tarafsız bölge diye bir kavramı tanımadığını söylüyordu. Büyük zaferden sonra Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusundan bazı birliklerin Çanakkale'ye, bazılarının da İzmit üzerinden İstanbul'a yürümesi için emir verdi. İngiliz hükümeti de müttefikleri Fransa ve İtalya'yı Türklere karşı boğazları savunmaya çağırdı. İngilizler bununla yetinmedi. Başbakanları Lloyd George
İstanbul'daki İşgal Kuvvetleri Kumandanı General Charles Harrington'dan askeri güç kullanarak Boğazları savunmasını istedi. Şimdi yeni bir savaşın eşiğine gelinmişti. Türk askeri birlikleri Sevr'de tarafsız bölge ilan edilen yerlerin sınırını aşarak Çanakkale'ye 15 kilometre kadar yaklaştı. İstanbul tarafında da Caddebostan'a kadar ilerledi. Artık Türk ve İngiliz birlikleri arasında sadece tel örgüler vardı. 15 Eylül'de Lloyd George hükümeti Mustafa Kemal'e karşı kuvvet kullanmaya karar verdi. Ajax adlı savaş gemisi Gelibolu'ya asker çıkardı. Liberal Lloyd George'un koalisyon hükümetinde sömürgeler bakanı olan muhafazakar Winston Churchill yayınladığı bildiride şöyle diyordu. Mustafa Kemal'in isteklerini kabul etmek, Dünya Savaşı'nda Türklere karşı kazandığımız zaferin bütün sonuçlarından vazgeçmektir. Britanya cephesinden bakıldığında Churchill haklıydı. Dünya Savaşı'ndan zaferle ama bitkin çıkan İngiltere zor durumdaydı. Ülke ekonomik krizle, mali sorunlarla sarsılıyor, Lloyd George hükümeti iç ve dış borçlar denizinde çırpınıyordu. Boğazlar ve çevresinde sadece 8 bin İngiliz askeri vardı. Müttefikleri İngiltere'ye asker vermeyi reddetmişti. Dahası Fransa ve İtalya, Boğazların Anadolu yakasındaki askerlerini Avrupa yakasına çekerek İngiltere'yi yalnız bırakmıştı. Başta Hint Müslümanları olmak üzere İslam dünyasında Türkiye lehine gösteriler yapılıyordu. İngiltere Hindistan'da, Fransa ise Kuzey Afrika'da bu gösterilerin ayaklanmaya dönüşmesinden endişeliydi. Lloyd George kabinesinde Dışişleri Bakanı olan Lord Curzon, Paris'e giderek Fransa Başbakanı ve İtalya Dışişleri Bakanı ile görüştü. Boğazlarda Türklere karşı birlikte hareket etmeyi önerdi. Fakat müttefikleri bu öneriyi kabul etmedi. Ankara hükümeti Fransa ile daha 20 Ekim 1921'de Ankara İtilafnamesi denilen anlaşmayı imzalamış, Güney Anadolu'daki Fransız işgali sona ermişti. Fransa Başbakanı Poincaré ülkesini yeni bir çatışmadan uzak tutmaya kararlıydı. Bu yüzden de Paris'teki görüşmede Lord Curzon'a tarihçi David Welder'ın anlatımıyla suçlu öğrencisini paylayan bir öğretmen gibi bağırdı. Bu sırada Trabzon'da bulunan Doğu Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, 18 Eylül'de İzmir'deki Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf göndererek Anadolu'nun düşmandan kurtarılmasını kutlayan ve Boğazlar'da yaşanan kriz hakkında bilgi verilmesini isteyen Karabekir şöyle diyordu. Tam bir samimiyet ve hürmetle arz ederim ki kuvvetli bir zamanda bulunuyoruz. Siyasetimizin de kuvvetli olması için pek hassas ve hesaplı olmalıdır. Gazi'nin Karabekir'e gönderdiği cevabi telgraf, izlenmekte olan incelikli siyasetin ipuçlarını içeriyordu. Pek kuvvetli olmamıza rağmen siyasette pek hesaplı ve ılımlı bulunuyoruz. İngilizleri yalnız bırakmak için çalışıyoruz. Takip eden günlerde Fransa'nın İstanbul'daki Yüksek Komiseri General Pelle ve ardından Türkiye dostu Fransız devlet adamı Franklin Bouillon İzmir'e geldiler. Mustafa Kemal'le görüştüler. Trakya'daki Yunan işgalinin sona erdirileceğini, Edirne dahil Meriç Nehri'ne kadar olan toprakların Türkiye'ye iade edileceğini, Boğazlar'la ilgili rejimi görüşmeye hazır olduklarını söylediler. Mustafa Kemal, tarafsız bölge kavramını tanımadığını tekrarladı. Boğazların Türklere ait olduğunu ama Boğazlardan geçiş rejiminin görüşülebileceğini belirtti. Batı siyasi edebiyatına Çanak, yani Çanakkale krizi olarak geçen bu olay, hem askeri gücün hem de diplomasinin ustaca kullanılmasıyla Türkiye lehine çözüldü. Türk ordusu Çanakkale'nin Ezine ve Bayramiç ilçelerine kadar ilerlemiş, fakat o noktada da devreye diplomasi girmişti. İtilaf devletleri Ankara hükümetinin İstanbul'daki temsilcisi Hamit Bey'e 24 Eylül'de bir nota verdiler. Mustafa Kemal'in ön şartlarını kabul ettiklerini bildirdiler. Özetle Trakya'daki Yunan işgali sona erecek, yönetim Türkiye'ye geçecek, Boğazlar bölgesinde de ateşkes yapılacaktı. Müttefikler bu konuları konuşmak üzere Venedik'te bir ateşkes toplantısı yapılmasını, bunun için Ankara'nın yetkili bir delege atamasını istiyorlardı. Mustafa Kemal notaya 29 Eylül'de cevap verdi. Askeri harekatı durdurduğunu, Yunanlıların Trakya'yı derhal boşaltarak
Ankara hükümetine teslim etmelerinin şart olduğunu, görüşmenin Venedik'te değil 3 Ekim'de Budanya'da yapılabileceğini, bunun için İsmet Paşa'yı görevlendirdiğini bildirdi. Büyük taarruzla askeri zafer kazanılmış, sıra diplomatik savaşa gelmiştir. Önce Budanya mütarekesi, ardından Lozan. Nihai barış görüşmeleri Lozan'da yapılacaktır. Budanya'da ise Mustafa Kemal'in deyimiyle acil meseleler, yani Trakya'nın Türkiye'ye teslimi ve ateşkes şartları görüşülecektir. Onun için Budanya görüşmelerine askeri konferans da denilmiştir. Ekim 1922 günü Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bu binada toplanan konferansa İsmet Paşa başkanlık etti. İngiltere adına İngiliz İşgal Kuvvetleri Kumandanı General Harrington, Fransa adına General Charpy, İtalya adına General Mombelli katıldı. Konferansa katılmayan Yunan delegeleri General Mazarakis ve Albay Sarianis ise limandaki küçük bir gemide sonucu bekliyorlardı. Konferansın iki temel konusu vardı. Bir, Yunan ordusunun Trakya'dan çekilmesi ve yönetimin Türkiye'ye devredilmesi. İki, Boğazlar bölgesindeki orduların durumu, ateşkes şartları. Görüşmelerin ikinci gününde sorun çıktı. Türkler, Yunan askerleri Trakya'dan çekildikten sonra idarenin doğrudan doğruya Ankara hükümetine devredilmesini istiyordu. Fransa temsilcisi bunu kabul ediyordu. Fakat İngiliz ve İtalyan temsilciler barış anlaşması imzalanıncaya kadar Trakya'da geçici bir müttefik yönetiminin kurulmasında ısrarlıydılar. Halbuki Türkiye Mudanya Konferansı'nı Trakya'nın derhal teslim edilmesi şartıyla kabul etmişti. Mustafa Kemal, İsmet Paşa'ya acele bir telgraf gönderdi. Trakya konusunda Türkiye'nin bütün şartları kabul edilmediği takdirde konferansın sona ereceğini bildirdi. Dahası Türk ordusuna İstanbul üzerine yürümesi için emir vereceğini belirtti ve bunun İngiliz ve İtalyan komutanlara bildirilmesini istedi. Aynı saatlerde Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Refet Paşa'yı da yanına alarak Mudanya'ya gitti. Bir askeri harekat olursa İstanbul'a yürüyecek Türk kuvvetlerini Fevzi Paşa, Trakya'ya geçecek Türk kuvvetlerini Refet Paşa yönetecekti. Durum çok ciddileşmişti. Tansiyon Fransız Generali Pelle'nin arabuluculuk için devreye girmesiyle düştü. İtalyan temsilcinin de ikna edilmesi üzerine İngiliz General Harrington'ın da direnci kırıldı. 9 Ekim'de o da mutabakatını bildirdi. Müttefikler limanda bir gemide bekleyen Yunan delegelerine durumu anlattı. Yunan delegelerinin itirazları sonucu etkilemedi. 11 Ekim çarşamba günü sabaha karşı imzalar atıldı. Üç ana maddeyle 14 ayrıntı maddesinden oluşan Budanya Sözleşmesi'ne göre Boğazlar çevresindeki Türk ve müttefik askerleri nihai barış anlaşması imzalanıncaya kadar bulundukları yerde kalacaklar. Aralarında ateşkes durumu geçerli olacaktı. Yunan ordusu 15 gün içinde Edirne dahil Trakya bölgesini boşaltarak Meriç Nehri'nin batı tarafına çekilecek. Bundan bir ay sonra da bütün Trakya'da yönetim Ankara hükümetine geçecek, Türk memurlar göreve başlayacaktı. Anlaşmanın imzalandığı gün Ankara'da meclis toplandı. Hariciye Vekili, yani Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey, görüşme süreci ve imzalanan sözleşme hakkında meclise ayrıntılı bilgi verdi. Anlaşmanın misak-ı milli açısından önemini şu sözlerle ifade etti. Arkadaşlar, Mudanya Askeri Sözleşmesi ile misak-ı millimizin tamamen gerçekleşmesine doğru bir adım daha atılmış oluyor. Cenab-ı Hakk'a bin şükür ki bundan 1,5 ay sonra zulüm ve işkence altında inleyen Trakya'mız kurtulacak, o da Büyük Millet Meclisi'nin idaresi altına girecektir. Hemen bir parantez açalım, misak-ı milli nedir? Özetle
Osmanlı Mebusan Meclisi'nin 28 Ocak 1920'deki gizli oturumunda kabul ettiği metindir. Mebusan Meclisi'ndeki vatanseverlerin oluşturduğu Felah-ı Vatan, yani Vatanın Kurtuluşu adlı grup tarafından yazılmıştır. Misak-ı Milli, milli yemin anlamına gelir. O günlerde işgal altında olan Türkiye'nin olması gereken sınırlarını belirtir. 6 maddelik Misak-ı Milli'de öngörülen sınırlar, çok kabaca bugünkü sınırlarımıza Musul ve Kerkük ile Batum'u da ilave ederseniz ortaya çıkacak haritadaki sınırlardı. 17 Şubat'ta Edirne Milletvekili Şeref Bey'in verdiği önergeyle Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin dünyaya ilan edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Ertesi gün 18 Şubat 1920 Çarşamba günü de ilan edildi. Bu gelişmeler üzerine İngilizler 16 Mart'ta meclisi basarak Misak-ı Milli'ye öncülük eden ve milli hareketi destekleyen Rauf Orbay, Karavasıf, Şeref Bey ve Numan Usta'yı tutuklayıp Malta'ya sürgün ettiler. İstanbul'daki meclisin kapatılması, Ankara'da şu an içinde bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını hızlandıracaktı. Ve işte şimdi Mudanya Anlaşması'nın imzalanmasıyla Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey'in ifadesiyle Misak-ı Milli'nin tamamen gerçekleşmesine bir adım daha yaklaşılmıştı. Yusuf Kemal Bey, Barış Anlaşması'ndan sonra Türkiye'nin izleyeceği temel siyaseti de şöyle özetliyordu. Milli taleplerimiz gerçekleştikten sonra millet azim ve metanetini harap olan şehirlerimizin, ümrana pek ziyade muhtaç memleketimizin imarında gösterecektir. Medeniyet dünyası bu halleri tamamen görüyor. Bu sözler 40 gün sonra başlayacak olan Lozan müzakereleri için verilmiş bir mesajdı. Yeni Türkiye pan-Türkist veya pan-İslamist hedefler peşinde koşmayacak, kalkınmaya, yaralarını sarmaya çalışacaktı. Trakya ve Boğazların kurtuluşu tek kurşun atılmadan siyaset yoluyla sağlanacak. İsmet Paşa da yıllar sonra Mudanya'yı anlatırken Trakya ve Boğazları silahsız olarak almayı Lozan'dan önce Mudanya'da sağlamıştık diyecekti. Arazi almak meselesinde Trakya bile bizim için enteresan bir misaldir. Çünkü biz Trakya hudutları, Meriç'e kadar İstanbul'u ve Trakya'yı Meriç'e kadar işgal etmeye Lozan Konferansı'na gelmeden evvel esas itibariyle müttefiklere kabul ettirmiştik. Mudanya mütarekesi olmadan evvel o mütarekeye kadar müttefiklerle aramızda büyük bir buhran geçti. Bu tarihe başlayıncaya kadar müttefiklerin, Yunanlıların Akdeniz'deki hudutlarına çekilmelerini şart koşmuştuk. Bu tarihe esnasında bu esas üzerine çalıştık. Esas olarak müttefiklere bunu kabul ettirdik. Yani mütareke neticesi biz orasını işgal etmediğimiz halde Yunanlılar tamamıyla Trakya'nın şimdiki hudutlarına, Meriç Garbi'ne çekilmişlerdi. Yalnız müttefikler İstanbul'da ve Çanakkale'de bulunuyorlardı. Orada bulmuşlarını muvakkat olarak kabul ettirmiştik. Bu şart ile mütarekeyi kabul edip muzaffer ordularımızın boğazları geçerek İstanbul'u ve Trakya'yı elde etmesini durdurduğumuzu söyledik. Bunu kabul ettirdik. İngiltere'nin Liberal Partili Başbakanı Lloyd George, Türkiye'ye Sevr Anlaşması'nın dayatılmasında ve Yunanistan'ın Batı Anadolu'yla Trakya'yı işgal etmesinde başrolü oynamıştı.
ve önce Sakarya Savaşı'yla, sonra da Mudanya Anlaşması'yla ağır bir siyasi darbe yemişti. Hem başbakan olduğu koalisyon hükümetinde hem de İngiliz kamuoyunda Lloyd George'a duyulan tepki artmıştı. Mudanya Anlaşması'ndan sadece 8 gün sonra Muhafazakar Parti'nin önde gelen isimleri Londra'da Carlton Kulüp'te toplandılar. Lloyd George'un istifasını istemeye karar verdiler. Bunu öğrenen Lord George istifa etti. Yapılan seçimlerden Bonar Low liderliğindeki Muhafazakar Parti zaferle çıkarken, liberaller İşçi Partisi'nin yarısından bile daha az oy alabildiler. Bu tarihten sonra liberaller, İngiliz siyasetinde hiçbir zaman muhafazakarlar ve İşçi Partisi kadar etkin olamayacaklardı. Lord Curzon yeni kurulan Bonar Low hükümetinin de Dışişleri Bakanı olacak, Lozan'da İsmet Paşa'nın karşısına o çıkacaktı. Büyük Britanya adasında bunlar olurken, Anadolu Yarımadası'nda mütarekeyle silahlar bırakılmış, sıra barışa yani Lozan görüşmelerine gelmişti. Fakat Mudanya ateşkesinden Lozan görüşmelerine kadar geçen 40 gün içinde Türkiye hiç beklenmedik bir adım attı. Osmanlı Devleti bu adımla tarihe karışacaktı. İtilaf Devletleri 27 Ekim 1922'de Ankara hükümetine bir nota göndererek Türkiye'yi Barış Konferansı'na davet ettiler. Konferansın 13 Kasım'da İsviçre'nin Lozan şehrinde toplanmasını önerdiler. Bu nota ertesi gün Dışişleri Bakan Vekili Rıza Nur tarafından meclise sunuldu. Fakat müttefikler konferansa hem Ankara hem de İstanbul hükümetini çağırmışlardı. Sadrazam Tevfik Paşa, zaferi kazanan Ankara ile birlikte masaya oturmak için bu daveti bir vesile saydı. Mustafa Kemal'e yazdığı çok gizli ve kişiye özel mektupta Lozan'da birlikte hareket etmeyi önerdi. Mustafa Kemal'in cevabı, Türkiye Devleti'nin tek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetidir oldu. Gazi cevabında meclisin kabul ettiği Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na yani 1921 Anayasası'na göre İstanbul hükümetinin gayrimeşru olduğunu da vurguladı. Tevfik Paşa 29 Ekim'de meclis başkanlığına yolladığı telgrafla talebini tekrarladı. Lozan'da Türk tarafında iki başlılık olmaması gerektiğini ifade etti. Ertesi gün yani 30 Ekim'de meclis başkanı Mustafa Kemal Tevfik Paşa'nın talebini meclis gündemine getirdi. İkinci grup denilen muhalif kanat dahil bütün milletvekilleri bu talebe büyük tepki gösterdi. Muhalif kanadın sözcülerinden Hüseyin Avni Bey şöyle diyordu. Padişah ve hükümeti karşı cephede düşmanın yanında yer aldı. Sevr anlaşmasını imzalarken Türkiye Büyük Millet Meclisi akıllarına gelmedi. Milletin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu için ikilikten zaten bahsedilemez. Hilafet perdesi altında saltanat cinayetlerine kapı açılmasına asla meydan verilemez. Tevfik Paşa'nın mektubu cevap vermeye bile değmez. Sinop milletvekili Rıza Nur da şöyle konuştu. Osmanlı İmparatorluğu tükenmiş, bitmiştir. Yerine dili bir Türkiye devleti doğmuştur. İstanbul'da hükümet bile değil, sadece bir heyet vardır. İtilaf devletlerine Türkiye'de tek hükümet olduğunu göstermeliyiz. Devrimler döneminde de Atatürk'ün yanında yer alacak olan Hakkari milletvekili Masar Müfit Bey daha da radikal bir konuşma yaptı. Müttefikler Mudanya'ya sadece Ankara'yı çağırdılar. Şimdi İstanbul'u da çağırıyorlarsa bu Vahdettin ve Damat Ferit ikilisinin İngilizlerle yaptığı bir antlaşmanın eseridir. 6 asırdan beri bütün çektiklerimiz Baba Ali yüzündendir. O gün mecliste iki çok önemli karar alındı. Barış Konferansı'na İstanbul'la birlikte Ankara'nın katılmasını isteyen Sadrazam Tevfik Paşa ve heyetiyle padişah hakkında kanuni işlem yapılmasına dair karar. Osmanlı İmparatorluğu'nun münkariz, yıkılmış olduğuna, İstanbul'da meşru bir hükümet bulunmadığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin kurulduğuna ve Türk milletinin meşru hakkı olan hilafet yabancı esaretinden kurtarılacağına dair karar. Hemen ardından Rıza Nur,
Osmanlı İmparatorluğu otokrasi sistemiyle beraber yok olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kurulmuştur diye başlayan 6 maddelik bir yasa önergesi hazırladı. Önergede makamı hilafet esir bulunduğu ecnebilerden kurtarılacaktır ifadesi de yer alıyordu. Başbakan Rauf Bey önergedeki saltanat karşıtı ifadeleri daha da güçlendirdi. Karabekir dahil 80 milletvekilinin imzaladığı önergedeki 80. imza Mustafa Kemal Paşa'nındı. Önergede Türk milleti terimi kullanılmıştır. Saltanatın kaldırılması için Rıza Nur'un bu önergesinin yanı sıra ikinci grup denilen muhalif milletvekilleri de bir önerge hazırlamıştır. Bu ikinci önergeyi Hüseyin Avni Bey ve 24 arkadaşı kaleme almıştı. 30 Ekim günü önergeler görüşmeye başlandı ama mecliste karar yeter sayısı bulunmadığı için oylama 1 Kasım'a kaldı. 1 Kasım'da Mustafa Kemal hayatının en önemli konuşmalarından birini yapmak üzere kürsüye geldi. Nutuk'taki ifadesiyle Türk ve İslam tarihinden bahsederek hilafet ve saltanatın ayrılabileceğini, hakimiyet ve milli saltanat makamının meclise ait olabileceğini tarihi olgulara dayanarak anlattı. Konuşmasında adeta bir fıkıh müderrisi gibi fıkhi terimler kullandı. Fahri Alem Efendimiz, Cenab-ı Peygamber, Hazreti Ali Keremallahu Veç'e, Huzeyfe radıyallahu an gibi ifadelere yer verdi. Hilafeti yüceltirken saltanatın hilafetten ayrı bir şey olduğunu, Türklerin de tarih boyunca saltanatla hilafeti ayırdığını söyledi. Hilafet yani ruhani otorite ile saltanatın yani dünyevi otoritelerin ayrılması gerektiğini, saltanat kaldırılırsa hilafetin yüceleceğini savundu. Bütün Türkiye halkı bütün kuvvetleriyle o hilafet makamının dayanağı olmaya doğrudan doğruya yalnız vicdani ve dini bir vazife olarak taahhüt ve tekeffül ediyor. Hilafet makamında Bağdat ve Mısır'da olduğu gibi kudretsiz ve mülteci bir aciz kişi değil, dayanağı Türkiye devleti olan bir yüce kişi oturacaktır. Mustafa Kemal konuşmasının devamında hilafetle saltanat ayrılıp saltanat kaldırılınca hem Türkiye'nin asri ve medeni bir devlet olacağını, hem hilafetin daha yüce bir makam haline geleceğini anlattı. Bir taraftan Türkiye halkı asri bir medeni devlet halinde her gün daha sağlam olacak, her gün daha mesut ve müreffeh olacak, her gün daha çok insanlığını ve benliğini anlayacak, şahısların hiyaneti tehlikesine kendisini maruz bulundurmayacak, diğer taraftan hilafet makamı da bütün İslam aleminin ruh ve vicdanının ve imanının irtibat noktası, İslam kalplerinde ferahlığın başlangıcı olabilecek bir izzet ve yücelikle tecelli edecektir. Gazi, dünyevi yetkileri kaldırılmış bir hilafetin Lozan'a giden yolda işe yarayacağını düşünüyordu. Zaten hilafeti kaldırmak için şartlar henüz olgunlaşmamıştı. Saltanatın kaldırılmasında Lozan'ın önemli bir rolü olduğu kanısındayım ben şahsen. Çünkü Lozan'da müttefikler karşılarında hem Ankara'yı hem de İstanbul'u görmek istiyor idi. Bu bir ölçüde bu iki gücü, daha doğrusu saltanatla Ankara'yı birbirine oynayabilme kaygısı içerisinde idi Batı müttefik devletleri. Bir ölçüde bunu çok iyi gözlemleyen Mustafa Kemal, bir an önce saltanatın kaldırılması gerektiği kanısına vardı ve nitekim Lozan'a gitmeden önce de saltanat kaldırıldı. Son padişah Vahdettin bir İngiliz gemisine binerek ülkeyi terk etmek durumunda kaldı. 1919-1922 arası dönem esas itibariyle o dönem milli mücadele olarak adlandırılıyordu ve milli mücadelenin ana teması bir İslam dayanışması ve kardeşliği üzerinden bina etmişti. Türk milliyetçiliği henüz milli mücadele yıllarında dile getirilen bir kavram ve tanım değildi. Tam tersine milli mücadele işgal altına girmemiş topraklarda yaşayan bütün Müslümanların etnik kökeni her ne olursa olsun mücadelesi ve dayanışması olarak tanımlanmıştı. Bu bakımdan milli mücadelenin İslami sembolleri ve sloganları çok kullandığını biliyoruz. Lozan'a giderken de aslında aynı şey konusuydu. Bir yandan Ankara hükümetinin, Ankara yönetiminin
gelecekte tasavvur ettiği yeni bir modernizasyon projesi bir tarafta, diğer tarafta aynı zamanda Lozan'da da bu milli mücadele ruhunu ayakta tutabilecek ve her ne olursa olsun Türkiye'deki bütün Müslümanları bir arada tutabilecek bir formülasyon yine onun hemen yanı başında ortaya çıkarıldı. Bu bakımdan ne diyelim, İslam Lozan'da da kullanılmış, işlevi olmuş tanımlardan bir tanesidir. Mustafa Kemal'in meclisteki konuşmasından sonra saltanatın kaldırılmasına ilişkin önergeler birleştirildi. Derli toplu bir metin halinde yazılmak üzere meclisin anayasa, şer'iye ve adliye komisyonlarına gönderildi. Nutuktan öğrendiğimize göre şer'iye komisyonuna mensup hoca efendiler saltanatla hilafetin ayrılamayacağını ileri sürdüler. Tartışmalar uzadı. Komisyon çalışmalarını takip eden Gazi Paşa, komisyon başkanı Hoca Müfit Efendi'den söz aldı. Önündeki sıranın üstüne çıktı ve yüksek sesle şöyle konuştu. Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye müzakere yoluyla, münakaşa ile verilmez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardı. Bu tasallutlarını 6 asırdan beri devam ettirmişlerdi. Şimdi de Türk milleti bu saldırganların hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bir fiil almış bulunuyor. Bu bir emrivakidir. Olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi tabii görürse fikrimce uygun olur. Aksi takdirde hakikat yine usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Daha sonra Gazi, işin ciheti ilmiyesine gelince diyerek saltanatla hilafetin ayrılabileceğini ve saltanatın kaldırılabileceğini tekrar anlattı. Bu konuşma üzerine itiraz eden kalmadı. Komisyon, Gazi'nin dediği gibi usulü dairesince gereken metinleri hazırlayıp meclise gönderdi. Meclis, bir tek Ziya Hurşit hariç, oy birliğiyle Osmanlı İmparatorluğu'na son veren darını aldı. Artık Osmanlı Devleti yoktu. Lozan'da temsil edilmesi de elbette söz konusu olmayacaktı. Saltanat kaldırılmıştı ama padişah, başka bir deyişle eski padişah Vahdettin İstanbul'daydı. Kendisine büyük bir tepki vardı. Mecliste saltanatın kaldırılması görüşülürken adı geçtiğinde sıralardan Allah kahretsin, hain gibi sesler yükselmişti. Saltanat kaldırıldıktan 3 gün sonra 4 Kasım'da Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti. Böylece İstanbul hükümeti son buldu. Ertesi gün yani 5 Kasım'da Refet Paşa İstanbul'daki yüksek memurları toplantıya çağırdı ve İstanbul hükümeti adına yapmakta oldukları çalışmaların durdurulduğunu bildirdi. İstanbul sokaklarında saltanat kaldırıldığı için şenlikler yapılıyordu. Ne var ki saltanat kaldırılsa da hilafet devam ediyordu. Vahdettin artık sultan değilse de halife sıfatını şeklen taşıyordu. 10 Kasım Cuma günü selamlık töreni için Hamidiye Camii'ne gitti. İmam hutbe okurken Vahdettin'in adını anmadı. 16 Kasım günü İstanbul gazetelerinden Tevhid-i Efkar'da meclisin 30 Ekim tarihli kararı, yani Vahdettin ve hükümeti hakkında kanuni işlem yapılacağı haberi yayınlandı. Aynı gün Vahdettin, İstanbul'daki İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington'a bir mektup yazarak hayatının tehlikede olduğundan bahisle İngiliz Devleti Fahimhanesi'ne iltica etmek ve başka bir yere nakledilmek istediğini bildirdi. 17 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde Dolmabahçe Sarayı'ndan çıktı. Tophane'de bekleyen Malaya adlı İngiliz gemisine bindirildi. Yolculuğunun ilk durağı Malta Adası olacaktı.
Vahdettin'in İngiliz gemisine binerek kaçmasıyla hilafet makamı da boşalmıştı. Hemen ertesi günü 18 Kasım'da meclis toplandı. Başbakan Rauf Bey, Vahdettin'in nasıl kaçtığını anlatırken meclis sıralarından "Lanet olsun, cehenneme kadar yolu var, hain!" diye sesler yükseldi. Büyük Millet Meclisi, milli mücadeleyi manen desteklemiş olan Vahdettin'in amcazadesi Abdülmecit Efendi'yi halife seçti. Yeni halifeye heyet gönderilerek biat töreni yapıldı. İki gün sonra 20 Kasım'da Lozan görüşmeleri olaylı başlayacaktır. Bu olay neydi? İsmet Paşa ve arkadaşları mecliste nasıl seçilmişti? Lozan'da nasıl bir diplomatik savaş yaşandı? Daha da önemlisi, Lozan görüşmeleri için İsmet Paşa'ya verilen gizli talimat neydi? Bunları gelecek bölümde anlatacağız.